toplantısı gerçekleştireceğiz. Şimdi Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kurdaş telefonu attığımızda. Efendim başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Türk milletinin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Çünkü Oğuzhan Bey, evet, bugün Milli Görüş Hareketi açısından zor bir gün. Milli Görüş Hareketi bir büyüğünü hakka uğurladı. Hı hı. 50 yıl Milli Görüş Hareketi'nin içerisinde siyaset yapmış olan bir şahsiyet. Son 10 yıl içerisinde de Erbakan hocamızın yokluğunda doğal liderlik sürecini yürütmüş bir şahsiyet. Hakkı uğurlanmış oldu. Ama ben Oğuzhan Bey'i Türk siyasetinin büyük bir değeri olarak ve devlet adamlığı bakımından Türkiye'nin büyük bir değeri olarak görüyorum. O yüzden Türkiye'nin de başı sağ olsun dedim. Çünkü bu 50 yıl içerisinde Türkiye çok çetin, zor süreçler yaşadı. Darbeler oldu, süreçler oldu. Siyasi partiler kapandı. Özellikle Milli Görüş'ün siyasi partileri kapatıldı. Bu süreç içerisinde aklı selimi aslında inşa eden kadronun içerisinde Oğuzhan Bey de önemli bir yere sahipti. Efendim şimdi biraz önce tabii sizin paylaşımınızla birlikte duyurduk bu acı haberi. Evet. Ancak Sayın Asil Türk'ün ölüm nedenine ilişkin bazı iddialar da söz konusu. Zatürreye bağlı nefes darlığı deniyor. Bir yandan da kalp krizi olduğu da söyleniyor. Siz net biliyor musunuz acaba? Yani bu aslında biliyorsunuz Oğuzhan Bey'in ailesi doktor bir ailedir. Hakikaten çok kıymetli doktorlar var, evlatları var. Onlar hep zaten süreçte yakından ilgilendiler. O yüzden bu herhangi bir soru işareti gibi görmemek lazım ama sonuçta bir korona sonrasında oluşan bir zatürre üzerinde bir tedavi süreci vardı. Ama daha önce Oğuzhan Bey kalp ameliyatı da olmuştu. İster istemez onun da etkileri, tabii ki kalp ameliyatında bir etkileri, kalple ilgili sıkıntılar vardı zaten. Mutlaka vardır ama ben şu noktayla şudur sebep deme şeyinde değilim. Yani zannediyorum zaten bununla ilgili detaylı açıklamada mutlaka yapılacaktır. Ama şundan emin olun, Oğuzhan Bey'in ailesi, evlatları, doktor, hakikaten iyi doktorlar hatta. Özellikle Murat Atatürk için söylemiş olayım. Hangi hastanede tedavi görüyordu? Oğuzhan Bey Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Şehir Hastanesi'ndeydi Ankara'da. Peki, İstanbul'dan geçmişti oraya. Orayı kendisi bizzat tercih etmişti. Anladım. Peki cenaze törenine ilişkin bir program var mı acaba? Şu an belirlenmiş, açıklanmış bir program yok. Tabii Saadet Partisi yöneticileri ve aile bir araya gelecek ve bir programı zannediyorum 1-2 saate kadar olgunlaştıracaktır. Şu an ama şudur demek biraz erken. Doğrusu acı da var. Yani herkes şimdi ilk dakikalar, ilk saatler bu haberle ilgili olarak zannediyorum 2-3 saate kadar olgunlaşır süreç. Şimdi baktığımız zaman aslında Mustafa Bey 86 yaşına kadar siyaseti hiç bırakmamış bir insandan bahsediyorduk biz burada. Bir taraftan 4 çocuğunu büyütürken, bir taraftan da yaşamının son anına kadar Türkiye için bir şeyler yapmış, uğraşmış bir insan. Özellikle son dönemlerde biz yaptığı açıklamaları sıkça paylaşıyorduk ve bunun üzerine sıkça açık oturumlarda tartışmalar da söz konusu oluyordu. Özellikle Cumhur İttifakı ve Saadet Partisi arasındaki görüşmeleri yürüten de bir isimdi. Büyük bir kayıp olduğunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu dengeleri değiştirir mi sizce? Yani aslında önemli bir noktaya önemli bir konuya işaret ettiniz. 86 yaşında dediniz. Bu yaşında siyaset yapıyor dediniz. Ve siyasetle millete de hizmet ediyor dediniz. Bu o kadar önemli bir konu ki. Yani genellikle siyasette biliyorsunuz ben 30 yıllık bir gazeteciyim. Ankara'da 20 yılım geçti parlamentoda, parlamento muhabirliği vesaire. Yani genellikle gençlik hep şeydir, kabul edilir, görülür. Oysa Türkiye'nin ihtiyacı olan tecrübedir. Yani siyasi tecrübe o kadar çok önemli ki. Oğuzhan Bey bu bakımdan zaten bir tecrübe abidesi olarak gören gazetecilerden biriyim. Çünkü 70'li yıllarda hükümetler kurulmuş, işte İçişleri Bakanlığı yapmış 1974'te Oğuzhan Bey. Ve bu hükümet kurulma müzakerelerinde yer almış. Kıbrıs Barış Harekatı'nda yine Oğuzhan Bey önemli bir misyon, önemli bir görevi yürütmüş.
İşte 80'li yıllarda siyasi yasaklar dönemleri olmuş, 90'lı yıllarda hükümet kurulmuş vesaire, hep bir karar merciinde olmuş. İşte darbeler olmuş, işte siyasi partiler kapatılmış, zor ve zamanlarda hep aklı selimi temsil eden bir siyasetçi olmuş. Tecrübe o kadar çok önemli ki, Türk siyaseti bakımından söylüyorum. Çünkü genellikle genç simalar günlük politikalar üzerinden bazı şeyleri yürütürler ve uzlaşmadan biraz daha ötedirler. Tecrübe, bu 50 yıllık bu dalgalanmalar, kırılma noktalarını aşabilen tecrübeler. Yeri gelir işte bu zor zamanlarda kendisini gösterir. Oğuzhan Bey bu anlamda Türkiye'de siyasetin de dengelerinden birisiydi, bunu söyleyebiliriz. Evet, belki dengelerinden birisi, aynı zamanda hiç hani daha ön plana çıkayım, bir partinin genel başkanı olayım derdinde olan bir insan da değil. Evet, yani işte mütevazı ama bir siyasetçiden bahsediyoruz. Yani ön plana çıkmamış ama etkili olmuş. Yani arka planda bir kararlılık ortaya koymuş, bir irade ortaya koyabilmiş. Ve özellikle milli görüş bakımından da Erbakan Hoca'yla siyasette bir sadakat ve vefa ortaya koymuş. Bunlar önemli meziyetler siyaset bakımından da. Ama şunu söyleyeyim, yani Oğuzhan Bey partizanca yaklaşan bir isim değildi. Yani bu bakımdan da uzlaşma yönü de ortaya çıkardı. Bazen böyle dış görünüş olarak, mizaç olarak sert bir kimlikmiş gibi görünür. Oysa yumuşak ve uzlaşmaya açık, yumuşak kalpli ve uzlaşmaya açık bir siyasi şahsiyetti. Bu da çok fazla bilinmeyen bir yönü ama ben altını çizmek istedim bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun. Sayın Mustafa Kurdaş, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni, çok sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, paylaşımlar da bir taraftan devam ediyor efendim. Siyasiler Twitter hesaplarından öncelikle taziyelerini paylaşıyorlar. O isimlerden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Şöyle bir paylaşımda bulundu. Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asil Türk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun ifadesini kullandı.